jelatin var istiyorsunuz. Jelatinle son çocuklardan çocuklardan alışveriş yaparken yok ki başka hayvandan halal hayvandan alışveriş yapıyor. O yüzden kurduk jelatin çocuklardan alınsa o mutlaka mümkün mesela ki joyuz mesela yani mama kurduk. Başka hayvandan alınsa bazı kliyelere göre hanefi mesela joyuz istemal etmiştik. Aşrafi rahmetullahi aleyhi joyuz değişti. Çünkü her gün doğru darmaları yok ki çok mahsulatları da görüyoruz. Jelatin neden alıştığını bilmemiz de. Jelatin koşurgan değildi. Lekin jelatin neden tayarlanan geldiğini gözlemeydi. Ayta mı yozsun mu? Xo'p, jelatin masalasi. Shofiylarda o'tiring, Hanafiylarda degan ijtihodni sizdan eshityapman. Bu u davrning narsasi emas, yaqinda chiqqan narsa bu. Ularning usuli bo'yicha aytayotgan bo'lishi mumkin. Usulga ko'ra bo'lishi mumkin, lekin jelatin o'zi nimadan olinadi? Nimadan olinadi? Uni tarkibida nima bor? Jelatinda asosiy tarkibda. Masalan, jelatinda nechta modda bo'lishi mumkin? Faraz deylik, 10 ta modda bor. 10 xil moddadan jelatin tayyorlandi. 10 xil moddaning ichida bittasi cho'chqadan. 9tasi boshqa narsa. Harom bu. Chunki asosiy strukturada bor-da bu. Asosiy strukturaning ichida cho'chqa bor. Lekin 10 xil moddadan tayyorlanganda bitta modda E222 misol uchun men tasodifan aytayapman. E falon bu alohida modda. Endi bu alohida moddani olsangiz, bu alohida moddaning ichida 10 ta modda bor yana. Aslida emas, aslini ichida bor. Bu 10 taning ichida endi shunaqa noshar'iy bir narsa bor. Bu umum balvo deyiladi. Chunki asli yo'q buni. Asllar strukturasida bo'lsa, fatvo o'sha gap, harom. Lekin asllar ichidagi 10 tadan bittasini olib, uni ichida shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, endi bu yo'q narsa. Istihola degan narsa bor-a, boshqa narsaga aylanib ketadi, nomi yo'q, asli yo'q, topa olmaysiz uni. O'shani umumiy balvoga ko'ra joiz deydi, chunki saqlanishi iloji yo'q. Hamma narsada bor bu narsa hozirgi kunda. Mana shu joyda bir afsuslanarli narsa bor. Biz qilishimiz kerak bo'lgan maydonni halol yemoq bilan ta'minlashimiz kerak bo'lgan jamiyatmiz, lekin o'sha narsani qila olmayotganimiz uchun boshqalar qilayotgan narsani halolmi, harommi deb so'rab yurishdan boshqa narsaga o'ta olmayapmiz. O'rni kelganchun aytib ketyapman, doim shuni motivatsiya berishimiz kerak. Ulamolar, talabalar kelajakda shu soha egalariga nima ish qilay desa, buyurish kerak. Sen shu sohani egasi bo'lgin, qiyin ummatni yemoq ichmog'ini halol bo'lishligiga urungin deyish kerak.